Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, hükümetinin Makedonya ile devam eden isim hakkı müzakerelerinde gelinen süreçle ilgili bilgi vermek üzere muhalefet partilerinin liderleriyle görüştü. Önce Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos tarafından kabul edilen Tsipras, basına kapalı gerçekleşen görüşmede komşu Makedonya ile yürütülen görüşmelere ilişkin süreci anlattı. Daha sonra siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelen Tsipras, genel olarak aradığı desteği bulamadı. Yunanistan ve Makedonya, iki ülke arasındaki isim anlaşmazlığını kalıcı şekilde çözme amacıyla Davos zirvesinde masaya oturmuştu. Yaşanan olumlu gelişmelerin ardından Birleşmiş Milletler Arabulucusu Matthew Nimet, Salı günü Atina ve Üsküp'ü ziyaret edecek. Bu arada Yeni Demokrasi Partisi Genel Başkanı Kyriakos Mitsotakis, Başbakan Alexis Tsipras'ı sorumsuzluk ve fırsatçılık yapmakla suçladı. Mitsotakis, müzakerelerin ilerleme biçimi ciddi endişelere neden oluyor. Hükümet ülke için geri dönüşü olmayan ve bize hiçbir kazanım sağlamayan imtiyazlar vermeye devam ediyor şeklinde konuştu. PASOK lideri Fofi Ganimata, Tsipras'ı müzakerelere başlamadan önce siyasi partilerle görüşmemekle eleştirirken bir olumsuz görüşte Yunanistan Komünist Partisi Genel Başkanı Dimitris Kotsambas'tan geldi. Euronews muhabirine kulak veriyoruz. Hükümet komşu ülkeyle isim meselesinin çözümü konusunda ulusal mutabakat oluşturmaya çalışıyor. Muhalefet ise hükümetin konuyu ele alış biçimini eleştiriyor. Müzakereler devam ettikçe gerginlik de daha artacak gibi.